İşte bu be, işte bu ya. Hani Mesut daha kurtulmanın yolu çok basitmiş. Niye benim aklıma daha önce gelmedi bu? Kadın kuaförü açmak. Ya sırf kadın olan bir yer bu kadar basit. Kılıçlar, çatışmalar, Bizans askerleri ve Kara Mesut buraya asla gelmez ya. Müşterimiz var kızım, ilgilendi mi? Evet baba. Geldi, saçına bukle istiyormuş. Ben de hemen aldım, onu makineye soktum. Heh, hoş geldiniz hanımefendi. Kızım, aletin kömürünü eksik etme, tamam mı? Çökle sürekli, güzel bukleli bukleli olsun. Mehtap. Ya kızım. Yavrum, biliyorsun biz kuaför açtık. E işimiz ne oldu? Güzellik. Şu suratına bir şey mi yapsak acaba diyorum. Kaşları mı diyorsun baba? Kaşların çoğul bir kelime yavrum. Ben tek bir kaş görüyorum. Onun ortasını mı alsak acaba ya? Çünkü bir insanlar buraya gelse, ulan bunların kendine hayır yok diyecek. Ya baba, geçen gün cımbız da olaydı. Cımbız kart diye kırıldı. Yapma ya. Ha. O zaman şöyle ortasını sarıya boyasak, en azından uzaktan fark edilmez he? Ya olur, tamam biz... Allah'ım. Allah'ım sana haleluya olsun. Sonunda Bizans askerleri yerine Bizans kızlarının kahkahalarını duymak da varmış nasibimde. Merhaba oğlum. Merhaba. Selam. Efendim, ben Prenses Çiçekiz. Bu da benim arkadaşım Prenses Lemanis. Yeni bir kuaför asildiğini duyunca hemen gelelim dedik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz prenseslerim. Aa, biz saçlarımıza değişik bir şey yaptırmak istiyoruz. Ne yaptırabiliriz? En doğru adrestesiniz. Hanımlar, prensesler, ben size şöyle katalog vereyim. Siz de istediğinizi seçin buradan, olur mu? Sağ olun. Aa, burada iki model vardır. Evet, açık ve toplu model. Yani orta çağdayız, başka bir seçenek yok. Nasıl bir şey düşünürsünüz hanımlar? Ben şahsen ikisi arasında kaldım. İki tane var zaten. Üçüncü bir seçenek yok. İki tane var. O zaman tamam, şöyle yapalım. Siz bunun oturun geçin koltuklara, biz bir tırnak bakımıyla başlayalım. Orada da konuşur, değerlendirir, karar veririz ne yapacağımızı siz, tamam mı? Aa, sim var. Sim dökebiliriz. Mesela en azından saçlarınız parıldar. He, olabilir mi Mehtap? Güzel, güzel. Hadi kızım. Bir, güzel. Prenses, var mı bir görüştüğün? Ay, sorunca öyle heyecanlandım. Düşününce heyecanlanıyor insan, var evet. Aa, kadın kuaförüne dedikodu başladı. Ne kadar huzurlu, şiddetten uzak bir ortam. Vallahi çok mutluyum. Prenses, sizin görüştüğünüz birileri var mı? Yoktu. Ben 19 yaşında evde kaldım sanırsın. Aa, kız öyle deme. Bak, benim teyzemin kızı var. Tam 23 yaşında evlendi. Ya, hiç kimse için geç değil. Umudunu kaybetme küçüğü. Aa, ne bileyim ya. Yani bu kara veba salgını da flörtlere çok darbe vurdu. Evden çıkmamak çok kötüydü değil mi? Nüfusun 1/3'ü öldü, o da kötüydü. Ama gitti geçti gitti, evet. Prenses Çiçekiz, nasıl bir şu görüşün? Anlat hele. Dün sürlerin dışında buluştuk ve birazcık yürüdük. Kendisi benim onurum için 3 kişiyle düello yaptı. Hepsinin de canını aldı. Sonra da bardakta mısır yedik ve yürüdük. Çok güzel bir gündü. Acaba diyorum, hemen bir ona bir güvercin mi atsam ben? Hemen güvercin atma, çok istekli görünürse 3 gün sonra atarsın. Evet. Kızım, güvercin zaten 3 günde gidiyor ya. Hiç gerek yok böyle oyunlara. Affedersiniz, öbürünü alayım. Yani hemen gönderin bence. Eğer sizden hoşlanıyorsa zaten şey yapar. Güvercinin başı da bekliyordur. Aa, pek sanmıyorum. Kendisi çok meşgul birisi çünkü. Çok bilmiyorum kızım, ne yapayım? Meşgul birisi mi? Evet. Allah Allah, ayağı alayım. Ne iş yapıyor? Kendisi Türk akıncısı. Türk akıncısı mı? Ya bu Bizans kızlarıyla Türklerin alakası ne zaman bitecek? Nedir bu Türk sevdanız? Çok adil ve dürüst insanlar. Esnafla esnaf, çiftçiyle çiftçiler. Kimsenin arkasından konuşmazlar. Ay. Ciltleri salikli, saçları da işiltili. Mazluma dost, zalime düşmanlar. Aa, çok aşırı övüyorsunuz ha siz bu Türkleri bak. Evet. Bu Türk akıncılar var. Bir dakika. Prenses Çiçekiz,
Yoksa bu sizin görüştüğünüz Türk akıncısı Kara Mesut olmasın? Oo, hayır değildir. Başka bir yiğittir. He, iyi. Rahatladım. Bir an Kara Mesut diyeceksin diye çok korktum. Nur Pahancı! Kara Mesut! Saç mı ektirdin lan? Hiç görmemiştim seni kalpaksız. Korkma Hancı. Seni bu yaban beldede yalnız bırakacağımı mı sandın? Kara Mesut! Allah senin cezanı versin, Allah seni kahretsin! Ne işin var benim dükkanımda yine? Kuaförde kadınlar çok konuşurmuş. O yüzden istihbarat toplamaya geldim. Ya da benim girişimlerime karesin var. Kızım Mehtap, niye alıyorsun lan bu Kara Mesut'u içeri? Tanımıyor musun sen bu kontrolsüz gücü? Tanıyamadım mı be, akıllık değiştirmiş. Kızım Kara Mesut lan işte yakalı. Hayır. Göğsüme broş taktım bak. Ya hadi artık. Şu evrendeki tek akıllı insan olmaktan çok yoruldum, çok. Pardon, çok affedersiniz ama Kara Mesut Bey. Söyleyin bakalım düşman beldenin harika güzellikleri. Ya şey, biz sizin hayranınızız. Buraya bir imza alabilir miyiz? Atarım tabii. Şöyle de alayım. Gel bakalım. Kızlar. Ya affedersiniz ama bu adam sizin ülkenizin düşmanı değil mi? Evet, olsun. Tanrı düşmanın da mertini, yiğitini ve geniş omuzlusunu versin. Ah Mesut, var mıdır yakın zamanda hiç fethi? Bir Avrupa turnesi var. Estargon Kalesi'ni alacağız inşallah. Kale Mesut, hı. Bak istihbarat toplayacağım dedin. Güya akıllık değiştirip orada saklandır ama artık ifşa oldun. Herkes seni tanır bilir. Üstelik burada sadece kadınlar, kızlar var. Tamam mı? Buradan bir şey çıkmaz sana. Bizans askerleri buraya gelmez. Şu ağzıma tüküreyim. Kendi kendime çağırdım ya. Kara Mesut, Kara Mesut saklan. İstihbarat toplarsın. Mantıklı. Bravo Hancı. Tamam. Her zamanki gibi yaman bir yardımcısın. Yardımcı falan değilim sana. Anla artık. Kendi hayal dünyada yaşıyorsun lan. Yok öyle bir şey. Sen kendi beni öyle görmek istiyorsun. Psikolojin bozdun artık. Saklan. Git şuraya arkaya gir bir daha da çıkma. Sakın. Arkaya şurada geçeyim. Hadi. Kızlar çaktırmayın bak. Takın. Tamam, tamam. Ay, bırakın artık. Selam Hancı. Vay be Fikro, saha. Hancı değilim ya. Yıllardır han işletmiyorum. Defalarca hanıma koydunuz ya oğlum. Bitti, han yok artık ama tabii üstüme yapıştı isim. Okey, sorun değil. Olsun. Bayan kuaförü açmışsın Hancı. Evet. Hayırlı olsun. Biz de yetersize zorla gelin başı yapacak bir yer arıyorduk. İyi denk geldi. Asla! Asla yaptırmam o gelin başını. Bütün buraları böyle 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 yıksanız, yaksanız, veranda etseniz asla yaptırmam o topuzun bir şeyine. Sonra güzellik olmaz diyorsun yani. Tamam, o zaman başka bir yere gidin, ha? Asla! Burada ortam güzel mi? Oo, hanımlar. Prenses miyiz? Prensesiz canım. Prensesiz ama sizin gibi de çapulcu Bizans askerine de bakacak değiliz yani. Yani? Ben bakarım. Lan! Aa, konuştu. Ben bunu korkuluk zannettim ulan. Kızım, bunu karşılarına bir eleştiri olarak al, tamam mı? Demin o hengamede bir şey dedi değil mi? Başka bir yere gidelim o zaman dedi. Bir çay madde içersiniz hem. Olur yani, gidebilirsiniz. Hayır! Bizans valisi Tufanis Kekas aşağıda gelinini bekliyor. Yetersiz saçını yaptırmadan buradan biri çıkarsa yutarım burayı. Fikrus! Fikrus! Bana bak! Ne oldu oğlum? Niye bir daha atarlanıyorsun lan? Ya şu söylediğin cümleleri, onun söylediği cümleleri, benim söylediğim cümleleri azıcık böyle geriye sarsak, öyle bir teknoloji olsa. İzlesen, baksan sinirlenecek hiçbir şey olmadığını göreceksin oğlum. Tiroidin mi var senin? Baktıralım mı? Neden bu kadar sinirleniyorsun durup dururken, tamam? Evet prenses. Nasıl bir şey istersiniz? Ben size şöyle gereksiz uzunlukta bir topuz düşünüyorum. Basıp asla! İsterseniz bütün bunları, şunları, bunları, şunları, bunları, şunları, şunları, bunları, şunları, bunları yakın. Yakın. Her yeri parçalayın. Hatta şu makineleri böyle ortadan ikiye bölüm bölüm lan içinden çıkan parçaları da alıp gördüğünüz kadar temin olmaz. Hepsi yaksanız da yaptırmayacağım. O topu da.
ayrıntılı betimleme yapıyorsun. Çok fazla hedef gösteriyorsun. Yapma, gösterme. Rica ediyorum. Tamam, şey yapalım. Beyler, sim. Sim dökelim kafasına. Olmaz mı? Bak, çok güzel simim var. Bakayım. Olmaz. Güzel bir model yap. Ben şimdi güzel bir model yapacağım size. Biz az kargaları. Şimdi Mesut'un Bizans askerlerini öldürmesini en güzel yerimiz değilsin. Vay, hain Ancı. Demek bize tuzak kurdun ha? Yok lan yok. Benim işletmem tehlike altında şu an. Ben kurmadım tuzak. Davranın ölen. Ha, ha, ha. Ha, ha. Yavaş. Hıvede. Başa döndü ulan soksan. Tamam sen gelmiştin. Bu ne lan böyle? Yoruldum sen geç. Ha, 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 ha. Ha. Ne oldu? Kör oldum. Köy mü oydun? Ozan Yus oğlum sim bu lan demin gösterdin. Sim kör yapmaz ki al bak. Parıl parıl parlarsın oğlum bak. Bakayım ha yok çok güzel şey. Çok güzel. Yok bir şey. Ha. Kahretsin sizi. Aa, gözüm. Yavaş ol. Oğlum sallama. Düş öyle işte. Dost kılıcı. Ha. İkisi birden ölecek. Kesin şov var. Buyurun. Lütfen sen başla. Estağfurullah sizi yalnız. Hayır lütfen olur mu öyle şey lütfen. Peki efendim. Allah Allah. Ya. Ha. Hadi bakayım. Ha. Güzel güzel. Ha. Buyurun siz de buyurun. Ha. 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 Habire mi bu? Göremiyorum. Ha. Ha. Sağlam yok. Dışarı oturduk. Başka bir şey kırıldı. Çabuk dur. Ay. Oy. Gel şunu da birlikte kıra. Abi. Ay yoruldum. Hadi. Hadi Allah rahmet eylesin. Gel 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 gel. Hadi. Ha yalnız iyi oldu ter attık. Ha bunu her pazartesi 10-11 yapalım. Yapalım ha. Al şöyle. Kara Mesut ne kadar güzel öldü bir gerçekten. Bu Türkler çok yaman oluyor ya. Keşke ben de Türk olsam. Hadi yiğidim hadi. Bu kadar yetmez ki. Şunlar 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 hep duruyor. Şuralar şunlar hep duruyor. Bütün buraları yak, yık, parçala. Kızım, kızım sen nasıl Bizans'ısın? İlkokulda ne öğrettiler lan sana? He? Hadi bir kuz, oğlum eğil. Allah. Baba müşteri geldi. Ne müşterisi lan? Bizans valisi işte tipine baksana. Karo bacak gibi adam geldi. Karo vale gibi tufaniz gekaz. Kuaförden gelin almaya geldim. Ne oluyor burada? Sayın valim, burada yaşananların müessesemizle hiçbir alakası yoktur. Tabelaya da yazdıracaktım da yetişmedi. Sayın valim, sakin ol. Hoş geldin tufaniz gekaz. Şimdi şu köpeğini öldürüp sana geleceğim. Bekle. Ağır ol bakalım Kara Mesut. Ben senin bildiğin Bizanslılardan değilim. Bahadır taşıyamayacaksan zorlama ya. Bizanslıyım. Karadenizliyim. Pontus'um. Ulan şunun da nere var? Bırak kilitini. Hayır yiğidim. Bırakma kılıcını. Benim gerekirse ölmem umurumda bile değil. Her yeri yak. Buraları buraları bitir. Bitir buraları. İndir aşağı indir. Abinin derdi benimle ya. Hayır yetersiz. Senin saçının teline zarar gelemez. Ulan benim zarar gelmedik bir telim kalmadı. Fikruz. Kılıçsız oğlum. Ne bakıyorsun salak salak böyle böyle? Oğlum. Ya oğlum bunu. Böyle böyle buradan. Böyle böyle yapacaksın ki. Ben şimdi yapamam da. Gel bunu soksana lan artık hadi. Hadi dur. Fikruz. O kadar kolay kurtulamaz elimde. İskenseye de sıyayım ona. Ağla şunu. Sayın valim.
Sayın Valim, gereksiz bir riske giriyorsunuz şu anda. Boş yerin işkenceyi, saplayan kılıcı ölsün ya. Hayır. Hayır, yapmayın, hayır. Vatan hainleri, sizinle sonra ilgileneceğim. Fikruz, neden gecikiyorsun? Çabuk bana şunu. Misina ile bağlıyor. Fikruz, şimdi Kara Mesut'un gözlerine eyeliner çek. Hayır. Hayır, bir Türk erkeği asla makyaj yapmaz. Hayır. Hayır. Evet, tamam mı? Bitti mi? Bitmedi. Fikruz, bıyıklarını al iple. Hayır. Bu erkekliğe mertliğe sığar mı? Yapma. Hayır. Yüzümün simetrisi bozuldu. Baba ya, çok güzel aldın. Bunu işe yanımıza mı alsan? Kızım, bir dükkanımız kalırsa alırız. Sayın Valim, siz düğüne yetişmeyecek miydiniz? Artık gitseniz diyorum, tamamsa ha? Asla! Burası perişan olmadan gitmiyorum ben düğüne falan. Hep buralar, 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 buralar duruyor. Hepsi yıkılacak. Ulan sen rehine değil misin? Bu neyin özgüveni? Hepsi yetti miydim? Koşun! Avranın aslanlarım. Haydi, vakit intikam vakti. Benim bir mel bir de kaş alma vardı. Al bakalım. Teslim oluyorum. Fikruz, küçük küçük oradan hallet, bitir. Küçük küçük oradan. Buyurun, orada makineler var tabii. Otursun şunu şöyle. Gel hala. Ne oluyor şu anda? He? Ne oluyor? Bu anam için. Bu babam için. Bu da bütün Müslüman Türk köylüleri için. Yani... Sayın Valim...
tır da bu kadar öldürmezdi ya. Yaşa yiğidim, yaşa! Her yer nasıl da parçalandı. Şey, pardon ama... Siz Türk müsünüz? Oraya gelirken surlara adımı yazdım. Türk'üm bence. Siz de Türksünüz değil mi? Tabii ki Türk'üm. Bıyığımı görmez misin? Ne kadar da gür. O zaman üçünüze üçümüz... Bayram olsun günümüz. Şey, ben de eski bir örtüme bir güvercin yollayayım da artık beni aramasın. Ah benim de artık Türk sevgilim oldu, sikimler olsun. Peki ya biz ne olacağız? Biz ne olacağız kızımla? Ya böyle boşta kaldım ya. Ulan onu mu diyorum? Yıkıldı gitti ekmek teknemiz, bütün sermayem yine gitti bitti ya. Seni unutur muyum hancı? Al bakalım. Kara Mesut. Cömert kahraman. Allah senden razı olsun yiğidim. Beni böyle başıboş kendi başıma bırakmayacağını biliyordum. Sağ olasın. Çay mı arkası lan bu? Evet. Benden çay iç. Hadi. Rumeli Hisarı'na gidip kahvaltı yapalım. Gerçi. Ne yapacağız baba? Bak ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bizim fiziki dükkan gerektirmeyen bir iş bulmamız lazım. Mantıklı. Sen üzülme baba ya. Benim sesim güzel, ben şarkı söylerim. Allah'ım her yerden sınanıyorum. Belki de kaşlarından dolayı bu uğursuzluk başımızdadır. Gel şu köşedeki demirciye gidelim de kaşlarını aldıralım. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.